Videoya geçmeden yazılı sorularına yazılıdayım.net adresinden ulaşıp çözebilir ve yapamadığınız sorularınızı da forum.yazılıdayım.net adresimizden binlerce öğrenciye sorabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz boşluk doldurma sorusu. İlk boşluğumuza bakıyoruz. Nokta nokta hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak anlamlarına gelir. Bu kelimemiz nedir? Bu kelimemiz tabii ki de adalet kelimesidir. O yüzden de Adalet kelimesini buraya yazıyoruz. Adalet neymiş? Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek ve her şeyi yerinde yapmak demekmiş. Devam edelim. Kişinin davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendi ko kendisini kontrol edebilmesine ne diyoruz biz? Tabii ki öz denetim diyoruz. O yüzden buraya da öz denetim ifadesini yazalım. Devam edelim. Nokta nokta peygamber efendimizin dostudur. Onu hiç yalnız bırakmamış peygamberimizin hicret arkadaşıdır. Bu kimdir? Bu da tabii ki Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir. Hatta arkadaşlar peygamber efendimizle hicret edecekleri sıra ne yapmışlardır? Bir mağaraya da birlikte sığınmışlardır. Diğer boşluğumuz Hazreti Peygamber hayatı boyunca nokta nokta olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam'dan önce Muhammedül Emin demişlerdir. Hayatı boyunca ne olmuştur? Tabii ki de dürüst olmuştur. Ve dürüst olmasından dolayı da İslamiyet'ten önce bile e, oradaki Mekkeliler ona Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed adını vermişlerdir. Devam edelim. Nokta nokta Allah'a Celle Celaluhu e sığınarak bela ve felaketleri direnç gösterme ve dayanma kuvveti anlamına gelir. Bu kelimemiz nedir? Bu kelimemiz de tabii ki sabırdır. O yüzden de buraya sabır kelimesini yazıyoruz. İlk bölümümüzü tamamladık. Böylece hemen ikinci bölümümüze geçelim. Burada da eşleştirme sorumuz var. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz denilmiş. Hemen eşleştirelim. İlk ifademiz Allah'ın Celle Celal varlığını ve birliğini tebliğ etmek üzere Semüt kavmi, kavmine gönderilen peygamberdir. Bu hangi peygamberdir? Tabii ki Hazreti Salih peygamber olduğu için buradaki 5'i ilk ifademizin başına yazıyoruz. Hazreti Salih Aleyhisselam arkadaşlar Semit kavmine gönderilen bir peygamberdir. Devam edelim. Kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesi anlamına gelir. Bu kavramımız nedir? Tabii ki bu kavramımıza sorumluluktur. O yüzden üçü de bu ifadenin başına yazalım. Allah Celle Celali gönderdiği vahiyleri insanlara duyurma, söz ve tutum davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir. Bu hangi vazifedir? Bu vazifede nübüvvet vazifesidir. O yüzden de bunu da bu cümlenin başına yazalım arkadaşlar. Peygamberimiz yaşları ziyaret eder, kimse sizlerle ilgilenirdi. Bu hangi kavrama girer? Bu da tabii ki yardımseverlik kavramına gireceği için dördü de bu cümleyle eşleştirelim. Son ifademiz İslam dininde yasaklanmış büyü, sihir gibi fiilleri yapanların ve kıskanç kişilerin şerrinden de Allah'a Celle Celal'e sığınılması gerektiği vurgulanan sure. Bu hangi suremizdir? Bu da felak suremiz olduğu için e, biri bu cümlenin başına yazıyoruz arkadaşlar. Ve felak ve nas suresinde ezberlemenizi tavsiye ederim. Ezberlemeseniz bile şöyle bir anlamına bakarsınız. Böyle soruları kaçırmazsınız. Devam edelim. Üçüncü sorumuz aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise de yanlış ise y ye yazınız denilmiş klasik doğru yanlış sorumuz. Bakalım Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yaşları ziyaret eder kimse sizlerle ilgilenirdi. Doğru bir ifade mi? Elbette ki doğru o yüzden D harfini koyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Evet bu ifademiz de gene doğru bir ifadedir. Hz. Muhammed kendisini çevresindeki insanlardan üstün görmüştür. Haşa bu ifademiz kesinlikle yanlıştır. Kendisini çevresindeki üstün görmemiştir. Onlarla yani bir arkadaş, bir ahbap, bir ahbap gibi takılmıştır aksine arkadaşlar. Hz. Muhammed'den sonra peygamber gelmeyecektir. O son peygamberdir. Evet bu ifademize doğru bir ifadedir. O son peygamberdir ve son kitap Kur'an-ı Kerim'de onunla birlikte indirilmiştir. Ona indirilmiştir. Son ifademiz Peygamber Efendimiz kendisine yapılan zulümleri asla affetmemiştir yanlıştır. Böyle bir şey söz konusu değil çünkü Allah zaten affetmeyi seven biri olduğu için onun Peygamberinin böyle kendisine zulmedenleri affetmemesi gibi bir şey olanaksız. O yüzden de bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Doğru yanlış bölümümüzde yaptık hemen dördüncü bölümümüze geçelim. Klasik bir soru burada da bizi karşılamakta. Aşağıdaki alana güzel ahlaki tutum ve davranışlara 5 adet örnek veriniz denilmiş. Hemen 5 tane örneğimizi verelim. Tabi sayısız güzel ahlak ve tutum davranışımız var ama bizden sadece 5'ini istemekte. Hemen şöyle ilk aklımıza gelenleri yazalım. Örnek olarak anne ve babaya iyi davranmayı yazabiliriz. Anne ve babaya iyi davranmak. İlk davranış olarak bunu yazabiliriz ve ardından büyüklere karşı saygılı olmamızı yazabiliriz. Ve üçüncü maddemiz olarak ise ne ekleyebiliriz? Akrabaları ziyaret etmeye ekleyebiliriz. Dördüncüsüne kalp kırmamayı ekleyebiliriz. Kalp kırmamak, gönül kırmamak. İnsanları üzmemek de yazabilirsiniz bunun yerine. Ve son olarak ne yazalım? Verilen sözümüzü tutmak. Verilen sözü tutmak da neye örnektir? Güzel ahlaki tutum ve davranışlara örnektir. Tabii siz bunu daha çoğaltabilirsiniz arkadaşlar ama ben sadece... Bizden 5 tane istediği için bu, e, bu güzel davranışların içinden 5 tanesini seçtim. Tabi sizinkiler de farklı olabilir e, yani sorun olacağını düşünmüyorum. Diğer sayfamıza geçelim. Burada da test soruları bizi karşılamakta. Hemen ilk test sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen şekilde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır denilmiş. Güçlü kimse insanları güreşte yenen değil bilakis öfke anında kendisine hakim olandır. Burada boş bırakılan yere ne yazılabilir? Yani buradaki hadis ne ile alakalıdır? Sorumlulukla mı, öz denetimle mi, güvenilirlikle mi, adaletle mi? Tabii ki de öz denetimle alakalıdır. Çünkü öfke anında kendisine hakim olandır. Yani kendisini kontrol edebilen, öz denetimini sağlayabilen kişidir dediği için buradaki cevabımız C, B, B şıkkı öz denetim olacaktır. Beşinci sorumuz. Bu ayette Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem hangi yönü vurgulanmıştır denilmiş. Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve eski, eski, esirgeyici olan bir elçi gelmiştir denilmiş bakın. Pek şefkatli ve esirgeyici, rahmet olması, uyarıcı olması, akıllı ve zeki olması, güvenilir olması. Burada şefkatli ve esirgeyici dediği için hangi özelliği vurgulanmış? Tabii ki de alemlere rahmet olarak gönderilmesi özelliği vurgulanmıştır ve o yüzden de cevabımız Adana şıkkı, rahmet olması olacaktır. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen bu durum Hz. Peygamber'in en çok hangi yönünü gösterir? Hazreti Peygamber Şam bölgesine sefere çıkan ashabına sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin. Tek bir ağaç bile kesmeyin. Hurmalıkları talan etmeyin. Evleri yıkmayın diye talimat vermiştir. Buna göre en çok hangi yönünü göstermekte? Danışarak iş yaptığını, dostluğunu, insanlara ve tüm canlılara değer verdiğini, sorumluluk sahibi birisi olduğunu. Bakın Peygamber Efendimiz ashabına ne diyormuş arkadaşlar? Sakın bir kadını, bir çocuğu veya bir ihtiyarı öldürmeyin, ağaçları kesmeyin denilmiş. O zaman buradaki en çok hangi yönüne vurgulanılmıştır? Tabii ki de insanları ve tüm canlılara değer verdiğinin yönüne vurgulanılmıştır. O yüzden de cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Yedinci sorumuz. Yukarıda verilen ayete göre peygamberimizin bizden insan olarak tek farkı nedir denilmiş? Bakıyoruz ayetimize. Ey Muhammed de ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana tanrınızın tek bir tanrı olduğu vahyolunuluyor. Allah'tan vahiy alması, çok ibadet etmesi, insanüstü güçlere sahip olması, insanlara karşı merhametli olması. Yani sadece Peygamber Efendimiz merhametli değildi. O yüzden yani başka insanlar da merhametli olabilir. O yüzden değişikliğini eledik. İnsanüstü güçlere sahip olması. Haşa Peygamber Efendimiz'in böyle insanüstü güçler. Güçleri yoktu o yüzden bunu eledik. Çok ibadet etmesi bu da Peygamber Efendimiz bizden ayıran e, özelliği değildir. Ama Peygamber Efendimiz'i bizden ayıran tek bir özelliği var. O da Allah'tan vahiy almasıdır. Allah'tan vahi almasının dışında o da siz, senin benim gibi bizim gibi insandı arkadaşlar. Burada da zaten vahiy oluyor. Yani sana vahiy gönderiyoruz anlamında olduğu için cevabımız Adana şıkkı olacaktır. 9. sorumuz. Bu hadise göre yapılan işlemde aşağıdakilerden hangisine uygun davranılmış olur denilmiş? Suç işleyen kızım Fatıma adı olsa cezasını ellerimle veririm. verirdim. Buna göre hangi davranışa uygun davranılmış bakıyoruz? Merhamet, nezaket, adalet, cesaret. Bakın burada kızı dahi suç işlese ona cezasını verebileceğinden bahsetmekte. de Peygamber Efendimiz. O yüzden de burada hangi davranışa uyulmuştur? Tabii ki de adalet davranışına uyulmuştur. Kayırmaca olmadığı için de adalet şıkkını işaretleyebiliriz. Cevabımız Ceyhan. 10. sorumuz. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş soru köküne dikkat edelim. Peygamberimiz Mekke'de dünyaya gelmiştir. Evet doğrudur Mekke'de dünyaya gelip ardından Medine'ye ne yapacaktır? Göç edecektir. Peygamberimiz 622 yılında Medine'ye hicret etmiştir. Evet burası da doğrudur. 622 yılında Medine'ye hicret etmiştir. Peygamberimiz 20 yaşında Hazreti Ayşe ile evlenmiştir. Yanlıştır. Hazreti Ayşe ile değil, 25 yaşında Hazreti Hatice ile evlenmiştir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Hazreti Peygamber 40 yaşında peygamber olmuştur. Evet bu da doğrudur. Pardon Hazreti Muhammed denilmiş o yüzden bu ifademiz de doğrudur. 40 yaşında peygamber olmuştur ama 25 yaşında Hazreti Ayşe ile değil Hazreti Hatice Efendimizle evlendiği için cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 11. sorumuz. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez denilmiş. Gene soru köküne dikkat edelim. A akraba ve komşularına iyi davranması beklenir tabii ki. Niye beklenmesin? Yanlış bir davranış değil. Karşılaştığı kişilere selam vermesi bu da aynı şekilde beklenen bir davranıştır. Eşyalarını kimseyle paylaşmaması yani bencil olması böyle bir kişiden beklenen bir davranış olamaz tabii ki de. Doğru ve adaletli davranması da gene beklenen bir davranışken. G şıkkındaki ifademiz eşyalarını kimseyle paylaşmaması e, buradaki hadisi ilke denen bir kişi için e, yapması e, gereken bir davranış değildir. Yani ondan beklenmez. O yüzden de cevabımız Ceyhan. 12. sorumuz. Peygamberimizin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir denilmiş. A şıkkı insanlara hep doğruyu söylemiştir. Evet doğrudur. Ve hep doğruyu söylediği için hep dürüst olduğu için de müşrikler tarafından bile Muhammedül Emin yani güvenilir Muhammed denilmektedir. A şıkkını eliyebiliriz. Kendini diğer insanlardan farklı görmemiştir. Evet bu da aynı şekilde kendisini asla kibirli görüp insanlardan farklı görmemiştir. Eledik o yüzden. Uyarıları kendi dönemindeki insanlar için geçerlidir. Yanlıştır. Uyarıları kendi dönemindeki insanlar için değil bütün insanlar için geçerlidir. Hatta evrenseldir diyebiliriz. Evrenseldir arkadaş. O yüzden bu ifademiz yanlış bir ifade. İnsanlık için müjdeleyici, de, müjdeleyici ve uyarıcıdır. Evet bu da doğrudur. Hem insanları e, müjdeleyerek bilgi sahibi etmektedir, Kur'an-ı Kerim'i yorumlamaktadır onlara karşı ve aynı şekilde kötü davranış yaptıklarında da ne yapmaktadır onları uyarmaktadır. Bu yüzden de bu ifademize doğrudur. Biz yanlış aradığımız için cevabımız Ceyhan olacaktır. 13. sorumuz. Bakıyoruz uzun bir soru şöyle odaklayalım aynen. E, yukarıdaki paragrafta anlatılan durum peygamberimizin hangi yönünü açıklar denilmiş? paragrafı okuyalım birlikte. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz konusunda kendisine soru yöneltenlere "Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın." buyurarak namazın nasıl kılınacağını uygulamalı ve açıklamalı olarak ortaya koymuştur. Buna göre bu durum Peygamberimizin hangi yönünü açıklar? A şıkkı, alemlere rahmet oluşunu, B insanlık için uyarıcı oluşunu, C Kur'an'ı açıklayıcı oluşunu, D son peygamber oluşunu. Hangisini daha iyi açıklar? Tabii ki de Kur'an'ın açıklayıcı oluşunu daha iyi açıklanacağını biliyoruz arkadaşlar. Çünkü burada ne demekte? Birisi soruyor namazı nasıl kılmalıyız diyor ve Kur'an-ı Kerim ne diyor? Size namaz kılın diyor. Ve bunu duyanlar da namazı nasıl kılmalıyız diye Peygamber Efendimize geliyorlar ve Peygamber Efendimiz de ne yapıyor? Namazı şöyle kılmalısınız. Benim kıldığım gibi kılmalısınız diyor. Ve bu durumda bize neyi eee neye ulaştırıyor? Tabii ki de Kur'an-ı Kerim'i e açıklayıcı biri olduğunu ulaştırıyor. O yüzden de cevabımız C şıkkı. Kur'an açıklayıcı oluşunu olacaktır. 14. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin insani özelliklerinden değildir denilmiş. Peygamberimizin insani ihtiyaçlarını karşılamış ve çeşitli roller üstlenmiştir. Din kültürü ahlak bilgisi sınavına hazırlanan Umut Aras, peygamber efendimizin insani özelliklerinin konusunu okumuştur. Buna göre hangisi insani özelliği değildir? Ev işlerinde eşine yardımcı olması insani bir özelliği. Yüce Allah'tan vahiy alması insani bir özelliği değildir. Zaten ilk sayfamızı açıklamıştık. İnsanla yani şurada açıklamıştık sanıyorum. Burada, evet bu, bu, soruda açıklamıştık. Zaten insanlardan onu diğer insanlardan ayıran en önemli farkı neydi? Allah'tan vahiy almasıydı. Sevdiği insanlar ölümün üzülmesi gene insani bir özelliği. Çocuklarıyla zaman geçirmesi de gene aynı şekilde insani bir özelliği iken. B şıkkındaki Yüce Allah'tan vahiy alması insani bir özellik değildir. Sadece ona ait bir özellik olduğu için de cevabımız Bursa gelmektedir. Diğer sayfamıza geçelim. 15. sorumuz aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir diye sorulmuş olumsuz bir soru. A şıkkı işlerinden iyileri ve kötüleri de vardır. Gözle görülemeyen varlıklardır. Doğru bir ifade o yüzden eleyebiliriz. Günah işlemezler. bu da doğru bir ifade eleyebiliriz. Yeme içme uyuma gibi ihtiyaçları yoktur. Evet bu da doğru bir ifade meleklerin özellikleridir. O yüzden bunu da eleyebiliriz. Hangisi de özelliği değildir? Tabii ki de. İşlerinden iyileri ve kötüleri de vardır. Yanlış bir ifadedir çünkü meleklerin kötüleri yoktur. Zaten burada günah işlemezler diyor, diyor denilmekte ve günah işlemiyorsalar, işlemiyorlarsa da kötüleri yoktur. O yüzden de hepsi iyidir ve cevabımız da Adana'dır. 16. sorumuz. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadisinin ana düşüncesi, ana fikri nedir diye sorulmuş. Bakıyoruz hadisimize. Özür dilerim. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışın. Buradaki ana düşünce ne? Sadece ahiret için çalışmalıyız yanlıştır. Böyle bir şey olsa hiç ölmeyecek gibi dünya içinde çalışın denilmezdi. O yüzden aşıkkını eleyebiliriz. Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz. Buradan bu da çıkaramaz çünkü ahiret için de ne yapmalıyız? Çalışmalıyız. Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı. İkisi arasında de denge kurmalıyız. Buradan çıkarabilecek bir düşünce midir? Ana düşünce midir? Evet ana düşüncedir çünkü hem dünya için çalışın hem de ahiret için çalışın denilmektedir. Arasındaki o dengeyi sağlamamız bizden istenmekte. O yüzden ana düşüncemiz C şıkkındaki ifadedir. Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz burada... Asıl anlatılmak istenen düşünce bu olmadığı için D şıkkına ne yapıyoruz? Eliyoruz ve C şıkkımızı işaretliyoruz. 17. sorumuz. Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. A şıkkı kıyameti ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. Evet doğru bir ifadedir. Onun peygamberi bile peygamberleri bile bilmemektedir. Sadece Allah-u Teala bilmektedir. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz. B şıkkı. İnsanlar yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. Evet doğrudur. Bunu da eledik. O yüzden ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir. Yanlıştır. Tüm insanlar ahiret hayatına ulaşacaktır ve yargılanarak cennet ya da cehenneme gideceklerdir. O yüzden sadece Müslümanlar ahiret hayatına ulaşacaktır gibi bir şey söz konusu değildir. D. Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan e ebedi hayat demektir. Evet bu da doğru bir ifadedir. O yüzden bunu da eledik ve C şıkkımızı ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. 18. sorumuz. Hz. Peygamber'in özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir denilmiş. A şıkkı insanları hep doğruyu söylemiştir. Evet o yüzden de Muhammed Ülemin denilmekteydi. Kendisini diğer insanlardan üstünü görmemiştir. Evet doğrudur bu da. İnanmayanları önemsememiştir, yanlıştır. Herkesi önemsemiştir, herkese değer vermiştir. Bütün canlılara, bütün insanlara değer vermektedir. Zaten az önceki sorumuzda da, yani arka sayfamızdaki sorumuzda da bundan bahsetmiştik. İnsanlara ve tüm canlılara değer vermekteydi. İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir. Evet, bu da doğruyken C şıkkındaki inan, inanmayanları önemsememiştir ifadesi Peygamber Efendimiz için yanlış bir özelliktir. O yüzden de cevabımız Ceyhan. 19. sorumuz. Yukarıda anlatılan melek aşedeklerden hangisidir denilmiş. Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir. Bu meleklerimiz hangisidir? Kramen katibin mi, hafaza mı, münker nekir mi, hameleyi arş mı? Bu meleklerimiz tabi ki de Kramen katibin melekleridir. Bunlar zaten yazıcı melek olarak da bilinmektedir. O yüzden 19. Cevap, 19. sorumuzun cevabı da Adana Şıkı gelmekte. 20. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur denilmiş. Ahirette tüm insanların toplanacağı yer. Burası neresidir? Ahirette tüm insanların toplanacağı yer mahşerdir arkadaşlar. O yüzden C şıkkını eleyebiliriz. Çünkü açıklaması olmayanı bize sormakta. Öldükten sonra yeniden dirilmek. Bu hangi ifadedir? Bu da bas demektir. Hemen bası da ne yapıyoruz? Buradan eliyoruz. Yaptıklarımızın kaydedildiği kitabımızdır. Bu ne, hangi kitaptır? Tabii ki bu da amel defterimizdir. Amel defteri denilmektedir. O yüzden amel defterini eliyoruz. E, hangisi açıkta kaldı? Tabii ki mizan açıkta kaldı. O yüzden de cevabımız deniz şıkkı mizandır. Mizanın ne demek olduğunu hemen açıklayayım. Mizan da arkadaşlar terazi anlamına gelmektedir. Ve e, yaptığımız iyiliklerle kötülüklerin e, yani terazi gibi ölçüldüğü yere verilen isimdir. O yüzden de. Cevabımız denizli, mizan gelmekte. 21. sorumuz. Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varlamaz denilmiş? Soru köküne gene dikkat ediyoruz. Ayetimizi okuyalım. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Buna göre hangisine var varamayız? İnsan dünyada imtihan edilmeyecektir, yanlıştır. İnsan, i̇nsan aslında zaten dünyada imtihan edilmektedir kötü ve iyi durumlarla. O yüzden aşıkına varamayız. Dünya hayatı ölümle bitmektedir. Evet doğrudur. Her can ölümü tadacaktır ifadesinden de bunu anlamaktayız. C şıkkı Allah yarattığı her insanı imtihan etmektedir. Evet doğrudur. İyi ya da kötü bir şekilde ne yapar insanları imtihan etmektedir. Dünya hayatı zaten bir imtihandır. Evrendeki her canlının bir eceli vardır. Evet gene bunu buradan anlamaktayız. Buna da varabiliriz. Ama A şıkkındaki insan dünyada imtihan edilmeyecektir ifadesine varamayız. İnsan dünyada iyi veya kötü durumlarla ne yapılacakmış? İmtihan edilecekmiş. 22. sorumuz yukarıdaki metne göre boş bırakılan yerlere hangi kavramlar gelmelidir denilmiş. Osman Bey mikat sınırında nokta nokta girmiş, niyet etmiş ve telbiye duasını okumaya başlamıştır. Mikat sınırında biz neye girmekteyiz arkadaşlar? Tabii ki ihrama girmekteyiz. O yüzden buraya ihrama kelimesini yazıyoruz. Devam edelim. Mescid-i Haram'a geldiğinde Hacerül Esved'in hizasının itibaren Kabe'nin çevresine dönmeye başlamıştır. Nokta nokta kez döndükten sonra nokta noktasını tamamlamıştır. Cüresvet Resvet hizasından itibaren Kabe'nin etrafına dönmeyi biz ne diyoruz? Tavaf diyoruz ve bu kaç kez yapılır? 7 kez. O yüzden buraya 7 kez döndükten sonra neyini tamamlar? Tavafını. Tavafını tamamlar yazıyoruz. Boşlukları bu şekilde dolduracağız. Tamamlamıştır. Ardından Safa ve Merve tepeleri arasına gidip gelerek nokta nokta ibadetini yerine getirmiştir. Safa ve Merve tepeleri arasına gidip gelmeyi biz ne diyoruz? Bu ibadetimize de say ibadeti diyoruz. O yüzden de bu boşluğumuza sayla dolduracağız ve sıralama olacak bak olarak bakacak olursak cevabımız ihrama tavaf e, ihrama 7 tavafı ve sayın oldu ihrama 7 tavaf ve sayın oldu C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Boşlukları bu şekilde dolduracağız. Sırada 23. sorumuz, son sorumuz. Ayrıca bizim hadiste vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Hadisi okuyalım. Müminler birbirlerini sevme, sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, sıkı bir organı rahatsızlığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer denilmiş. A. Müminlerin kardeşliği, B. Mümin Müslümanların ibadetleri, C. İnsanların it itaati, D- Müminlerin adaleti. Burada vurgulanan temel düşünce de tabii ki de müminlerin kardeşliğidir. kardeşliğidir. Çünkü müminler ne olmalıdır diyor. Bir beden içinde hareket etmelidir. Bir beden olmalıdır, kardeş olmalıdır diyor. O yüzden de cevabımız A şıkkı müminlerin kardeşliği olacaktır. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayı dilerseniz kanalımdan diğer yazı videolarına da göz atabilirsiniz. Orada... 7. sınıfın her dersinin her yazılısını kanalımda çekmekteyim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Biz Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.